toplumsal çürümenin yüksek olduğu bir noktada şiddetin her türlüsü aslında normalleştiriliyor. Erkek şiddetine baktığımız zaman da işte erkeğin sırtını sıvazlandığı bir iktidar mevcut. Ve aynı zamanda bunu yaratan, besleyen bir iktidar. Beraberinde de yargı yolunun sürekli cezasızlık politikalarıyla erkeğin sırtını sıvazladığı bir durum var. Bir gün mülteci, göçmen nefretiyle karşımıza çıkıyor. Bir gün işte sokak hayvanlarının katliamı planlanıyor. Bir gün işte Hakkari Kürt halkının iradesi gasp ediliyor ve bunun mücadelesini sürdüren belediye eş başkanı Güler Tunç, sen kadınsın, sen konuşamazsın gibi kolluğun nefretiyle karşı karşıya kalıyor. Yani bu aslında böyle ardı sonu gelmeyen bir erkek şiddetiyle karşı karşıyayız ve bunu besleyen bir iktidar, bir yargı kolluğu mekanizması var. Buna karşın kadın örgütlerinin kriminalize etmesine karşın buna göz yumamayız, izin vermememiz gerekiyor. Bu kadar saldırının olduğu bir noktada birbirimizden güç almaktan başka çaremiz olmadığını biliyoruz. Birbirimizin çaresiyiz diyebiliyoruz. Sermaye açısından da bu yoksullukla birlikte kendilerini sorumlu oldukları, devletin sorumlu oldukları sosyal politikalardan kendilerini arındırarak bütün bunların sorumluluğunu kadınlara yükledikleri, kadınların daha fazla bakım yüküyle bu yoksulluğu kaldırmaları istediklerini biliyoruz. Bu bir yoksulluk şiddet politikasının yan yana getirildiği erkek egemen zihniyetin bir sonucu, ataerkin bir sonucu. Elbette sadece bu öfkenin yöneltilmesi ve şiddetin doğrudan tüm toplumun topluma yöneltilmesinin, toplumun bir ilişki biçimine döndürülmesinin, şiddetle bunun yapılmasının da elbette ki erkek devlet mantığıyla da çok bağlantılı olduğunu biliyoruz. Sokakta sürekli her an şiddete maruz kalmak ya da işte gözaltılar, tutuklamalar, sürekli bir şiddetin toplumun her yönünde yoğunlaştırılması, otobüse bindiğinizde her an başınıza bir şey geleceğini, her an bir şiddetle karşılaşabileceğini biliyor olmanız, tacize karşılaşacağını biliyor olmanız, hayvanlara dönük politikaların kendisi ki şu anda çok net olarak gördüğümüz, işte sokaktaki hayvanlara yöneltilen, hayvanların katledilmesine doğru götürülecek bir yasa çıkartılmaya çalışılıyor. Bununla da çok bağlantılı olduğunu söylemek gerekiyor. Bir şiddet de yönetimi biçimi, şiddetin olağanlaştırılması, bunun da hem iktidarın kendini sürdürebilmesi için bir önemli bir araç, hem de toplumun yozlaştırılması, çürümesi, tam da bu oluşan tüm o sermaye düzenine karşı da öfkenin de bu toplumsal düzenin kendisinin de buradan doğru çözülmesi politikası olarak görebiliriz. Güçlü aile genelgelerinin şimdi biliyorsunuz Aile Bakanı'nın açıklaması, aynı anda 9. yargı paketinde soyadı kanunu ile ilgili değişikliğin gerçekleşmesi, aynı anda hayvan katliamının kendisinin önüne açılacak bir yasanın tekrar getiriliyor olması, buna hiçbir tesadüf değil. Aynı anda OVP programıyla da aslında bir işte idare edin tasarruf paketi dedikleri paketin de aynı anda devreye girmesinin, bütün bunların hepsinin bu düzenle çok bağlantılı olduğunu söylemek gerekiyor. O bütün alanlara yayılan bir örgütlülüğe ihtiyacımız var. Şimdi aslında bu kadar dönük bir saldırı karşısında gerçekten bir çaresizlik, umutsuzluk halinin kendisi de inşa oluyor. Bunu aslında inşa etmekte istiyorlar. Bu dönem açısından uzun bir zamandır aslında kadın hareketi, feminist hareketin çok ciddi zorluklarla, sürekli saldırılar karşısında buna tepki verecek bir politika üretti. Üretmeye de devam ediyor elbette ki. Ama şu anda yeniden bir toparlanmaya, yeniden sokağı kullanma biçimlerini zenginleştirmeye ihtiyacımız var. Bir arada durmaya, yan yana gelebilmeye, bulunduğumuz her alanda, yaşadığımız sokaklarda, bulunduğumuz sokaklarda orayı fethetmeye, orada olmaya, çok farklı farklılıklarımızın ötesinde ortak sorunlar karşısında yan yana gelmeye ihtiyacımız var.